Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gitar üzerindeki en önemli akor üzerine konuşacağız. Aslında sadece gitar için değil, müzik için de çok çok önemli bir akor. Ve bu akorun neden önemli olduğunu size elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım bu videoda. Bahsettiğimiz akor gitar üzerinde en basit şu şekilde çalınabiliyor. Buradaki notalara baktığımızda ve sol diyez. Aslında bu akorun ismi C augmented, yani do artırılmış olarak, do artırılmış akor olarak literatürde geçiyor. Artırılmış demek 5. sesin, akordaki 5. sesin bir yarım ses artırılması anlamına geliyor. Normalde do majör akorunda biliyorsunuz sol vardır. Burada sol diyez halini almış. Şimdi bu akoru, bu seslendirmeleri, notaları daha doğrusu, yakından inceleyin. Do'dan başladığımız zaman mi arasındaki mesafe toplamda iki tam ses. Buna majör üçlü de deniyor müzik teorisinde. Benzer şekilde sol diyeze gittiğimiz zaman da yine mi ile sol diyez arası da toplamda iki tam ses. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Simetrik bir akor elde etmiş olduk. Simetrik akordan kastımız ne? Bu akoru hangi notadan başlarsanız, hangi karar ses alırsanız bu akordaki sesler aynı olacak. Yani bu do'dan başladığı için evet C augmented ismini alıyor. Mi'den başlasaydı bu sefer mi augmented olacaktı. Sol diyezden bu sefer de sol diyez augmented ismini alacaktı. Gördüğünüz üzere mi telinde çok daha rahat görebiliyoruz. 12 tane notamız olduğu için bildiğiniz üzere dörtlü yarım aralık kullandığımızda, yani iki tam aralık kullandığımızda aslında tam tamına simetrik bir akor elde etmiş oluyoruz. Bütün sesler arasındaki mesafeler eşit olmuş oluyor. Şimdi bu akor neden önemli? Pat Martino diye çok meşhur bir caz gitarist vardı. Yakın zamanda vefat etti kendisi. Kendisi oldukça değişik şekilde cazı keşfetmeye fırsat da bulmuş, özellikle çocukluğundan itibaren. Ben de bu akoru ondan öğrendim. Ve bu akorun neden önemli olduğunu da kendisi şöyle açıklıyor. Şimdi eğer siz C augmented akoru bastığınız zaman, buradaki herhangi bir sesi yarım ses geriye çektiğiniz zaman majör akorlar elde ediyorsunuz. En başta zaten göstermiştik. Sol diyezden sola çektik. Burada ne oldu? Do majör oldu. Tekrar geri döndüm. Bu sefer mi'yi geri çekersek ne olacak? Sol diyez majör elde etmiş oldum. Burada peki do'yu geri çekersek ne olacak? Si'ye çekmiş olduk. Bu aslında mi majör olmuş oldu. Yani bir tane akordan sadece yarım ses geri giderek 3 tane biz majör akor elde etmiş olduk. Benzer şekilde aynı akorda herhangi bir sesi yarım ses ileri taşıdığım zaman da minör akorlar elde ediyoruz. Ne oldu? La minör oldu. Sol diyezden la yaptım. La minör oldu. Fa'ya yükselttim mi'yi. Ne olmuş oldu? Fa minör olmuş oldu. Burada ne olmuş oldu? Do diyez minör. Peki bunun sebebi ne? Aslında açıklaması gayet basit. Majör akorda bir majör üçlü, bir minör üçlü yer alıyor.
Mi'den hemen gösterelim. Burada bir majör üçlü, burada bir minör üçlü aralığımız var. Yani bir 4 yarım ses ve 3 yarım ses aralığımız var. Yani biz bu akoru geriye çektiğimiz zaman tam olarak bu aralıkları elde ediyoruz. Çünkü 4'e 4 aralık vardı, hepsinde 4 yarım ses vardı. Bir sesi yarım geriye çektiğimiz zaman ne olmuş oldu? 4-3 şeklinde 4 yarım ses, 3 yarım ses oldu ve majör akorlara dönüştü bu augmented akor. Benzer şekilde ileri aldığım zaman da burada da bu sefer ne oldu? Yer değişikliği olmuş gibi oldu. Yani bu sefer 3 yarım ses başta oldu. Yani minör 3'lü. Pardon. 1 3 yarım ses minör 3'lü. Bir de majör 3'lü olduğu zaman da burada da bu sefer böyle bir dönüşüm elde etmiş olduk. Yani şöyle bakacak olursak bir augmented akordan 3 tane majör, 3 tane minör elde ettik. Peki elimizde kaç tane augmented akor var? Toplam 4 tane var. Do olanla baş. Do'lu olan zaten kendi içerisinde dönüşebildiği için do, mi ve sol diyez. Bunu bir ileri taşıdığım zaman do diyeze geçmiş oldum, fa diyeze geçmiş oldum ve la'ya geçmiş oldum. Buradan da yine 3 tane türetebiliyoruz. 3'er tane majör, 3'er tane minör. Bir yarım ses daha ilerledik. Bir yarım ses daha ilerledik. Artık buraya geldiğimiz zaman dördüncüsünü de biliyorsunuz. Çünkü bu dörtlü aralıktan oluştuğu için artık ve simetrik olduğu için tekrar C augmented ya da E augmented veya işte G sharp augmented formuna dönmüş oldu. Yani 4 çarpı 3 yaptığınız zaman da 12 nota var ve 12 notadaki tüm akorları majör minör elde etmiş oluyorsunuz bu sesle. Peki bu akor ne işimize yarayacak diye sorarsanız bunu başka bir ders konusu yapalım. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Çünkü bu akor aslında bir box şeklinde, yani bir nasıl tarif edelim, toplanmış bir ses grubudur. Ve bunları özellikle caz müziğinde geçişlerde sıkça görebiliyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.